Şimdi sevgili izleyiciler, telefon attığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Kars İl Başkanı Sayın Taner Toraman var. Sarıkamış ilçesinde yaşanan bu üzücü olayla ilgili son bilgileri alacağız. Tekrar edelim. Bir otelin asma tavanı çöktü. O sırada o odada, o toplantı alanında bulunan davetliler arasında yaralılar var. Sağlık durumlarını öğrenmeye çalışacağız. Olay neden meydana geldi anlamaya çalışacağız. Sayın Toraman merhaba. Geçmiş olsun efendim öncelikle. Sayın Toraman, duyabiliyor musunuz beni? İyi akşamlar, duyuyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sayın Toraman, ne oldu orada bu akşam? Neden çöktü asma tavan? Bir anlatır mısınız? Tam olarak nedenini bilmiyoruz. Biz de başka oteldeydik. Ancak otelin asma tavanını çöktüğü, yaklaşık 130 kişinin içeride olduğunu ama il valiliğinden yansıyan bize 10 yaralının olduğu, diğerlerinin birkaç kişinin de hayatta tedavi olduğu ile ilgili bilgi var. Henüz tam olarak şey yapmadık yani şimdi. Hmm. Siz olay yerine yakın bir yerde misiniz şu anda? Ben olay yerinin önündeyim. Ha, önündesiniz. Geçme olduğu için içeri girmedik. Peki şu anda hala içeriden çıkarılmak üzere olan, çıkarılmaya çalışanlar var mı? Şu anda bir şey yok. Şu anda bir şey yok. Şu anda bir şey yok. Bekliyoruz. Şu anda yani il valiliğinden aldığımız bilgiye göre 10 tane yaralının hastanelere götürüldüğüyle ilişkin bir çok net bir bilgi olmamakla beraber yansıyalı. Şu anda bekliyoruz. Yani ne olacak onu bekliyoruz. Seri çalışma yapılıyor. Yani otelin içinden topluca çıkışlar var mı? Çıkarılan başka yaralananlar var mı? Kapının önü de otelin içi de Anababa günü. Evet. Göçmen riski olduğu için yani orada güvenlik kuvvetleri tarafından önlem alınmış. Çok da içeri giremiyoruz. Hep biz dışarıdayız. Peki, Taner Bey teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ederim. Geçmiş olsun bir kez daha. Çok teşekkür ederim, var olun. Şimdi olay yerinde olan ve yaşananlarla ilgili bize en sıcak bilgileri aktaracak bir başka isim var telefon attığımızda. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Akın, kendisi de sanıyorum ya olay yerinde ya da çok yakın bir yerde. Tam olarak neredesiniz Sayın Akın? Merhabalar. Merhaba. Şimdi otelin olduğu yerdeyiz, tam içeride. Evet. Tabii bu etkinlik alanındaki olan platform çöktüğü için şu anda tam önündeyiz içerisinde. Ama herhangi bir şey yok. Bütün yaralılar da dışarı çıkartılmış. Hı hı. Aldığımız bilgiye göre. Yani şu anda durum böyle ama büyük bir faciadan hakikaten kıl payı kurtulmuş bir noktadayız. Şu anda tam önündeyim o şeyin. Kazanın olduğu yerin. Çünkü hala burada bir risk var gibi gözüküyor. Yani siz otelin içinde o tabii, çöken tabii orada, tavanın orada, olduğu oradayım. Salonun hemen önündesiniz. Tabii oradayım, tam oradayım şu anda. Peki ne diyorlar o ana şahit olanlar Sayın Akın? Ne olmuş, nasıl olmuş? Yani bir tedbirsizlik mi var? Fark yani edilememiş da mi daha önce? Herhangi açıklanan herhangi bir şey yok. Evet. Ama büyük bir tehlike, büyük bir faciadan dönülmüş bir nokta var hakikaten. Evet. Otelin altındaki o etkinliğin yapılacağı platformun çökmesi hakikaten çok tehlikeli bir nokta. Tabii daha sonrasında bunların hepsi mutlaka ortaya çıkar, açıklanır. Ama şu anda şükürler evet olsun ki herhangi bir kötü bir haber yok. Ama yaralılar ambulanslarla sevk edildi. Evet, siz de bütün burada yaralılar çıkarıldı ve gönderildi, sevk edildi evet, dediniz size gelen değil mi? Bilgi böyle, aynen. Şu anda şimdi biz de otelin içindeyiz. Tamam, son olarak valilik evet tarafından yapılan açıklamaya göre sayı 10'du, yaralıların sayısı ve durumları ağır değildi, hafif yaralı olarak. Evet, aynen duyuruldu öyle. Bizdeki rakam da peki evet, ona benzer bir rakam. Evet. Aynen. Sayın Ahmet Akın, size de teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun efendim herkese. Saygılar sunuyoruz. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler, tekrar edelim. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın anma etkinliği sırasında bir otelin salonunda, toplantı salonunda çok sayıda kişi bir araya gelmişti. Davetli vardı ve o sırada asma tavan çöktü. İçeride bulunan davetliler arasında yaralananlar oldu ve az önce telefonla bize bağlanan, bilgileri paylaşan Sayın Ahmet Akın ve Sayın İl Başkanı Taner Bey'in anlattıklarına bakılırsa bütün yaralılar dışarı çıkarılmış ve ambulanslarla hastanelere sevk edilmiş. 10 hafif yaralı var. Hastanelerde müdahale ediliyor kendilerine. Neyse ki çok şükür ağır yaralanan yok, can kaybı yok. Korkutan bir olay oldu. Peki asma tavan nasıl çöktü, neden çöktü, fark edilmedi mi? Daha önce aslında işareti verilen bir durum vardı, önlem mi alınmadı? Tabii ki bunlar da merak ediliyor. Bu konuyla ilgili de açıklamalar yapılacaktır. Henüz neden çöktü asma tavanın bilinmiyor. Ama önemli olan
10 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve ambulanslarla, işte görüyorsunuz olay sonrası elimize ulaşan görüntüler, ambulanslarla hastaneye sevk edildiği yönündeydi. Evet, Taceddin Durmuş, Anka Kars muhabiri. Şimdi bir de gazeteci arkadaşımız var telefon hattımızda. Şimdi sevgili Recep bana söyledi. Hemen onunla da bir bağlantı kuralım. Bakalım onun elinde başka bilgiler var mı? Merhabalar, hoş geldiniz diyorum ve geçmiş olsun Seda diyorum Hanım. Tabii. Evet. Bu, Taceddin Bey. Sarıkamış şehitlerimizi 108. yılında anıyorduk, hüzünle anıyorduk. Evet. Ama akşam üzeri inanılmaz çok talihsiz bir olay yaşandı. Yaklaşık yarım saat önce tavan çekmesi oldu. Yani bunu iyice açıklayalım ki alçıpan tavan. Çok özür diliyorum. Yani çok özür diliyorum. Etkinlik sırasında o anma etkinliği başlamadan önce oldu değil mi? Doğru mu anladım? Anma etkinliğinin belgesel gösterimi öncesi oldu. Hmm. Henüz salon doldurulmamıştı oradaki vatandaşımızdan. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin dört bir yanından şu anda Sarıkamış'a akın eden şehitler anma etkinliğine katılan insanlarımız var. Etkinlikten birkaç yarım saat falan önce olan bir olay. Salon o anda tam dolu değildi. O sırada çökme meydana geldi. Şu ana kadar Vali Bey'in de açıklamasına göre yaklaşık 10 tane yaralı var. Ağır yaralı yok, can kaybı yok. Hastanelere sevk edildi herkes. Zaten güvenlik tedbirleri kapsamında bütün önlemler alınmıştı. AFAD, UMKE, ambulans, sağlık ekipleri zaten full time çalışıyor orada. Yani şu anda bir can kaybı yok. Tabii evet. Çok üzgünüz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bir facianın eşiğinden dönülmüş. Salon daha kalabalık olabilirdi. Yaralıların sayısı daha fazla olabilirdi. Peki Taceddin Bey, ne olmuş ve nasıl olmuş da o asma tavan çökmüş? Bu konuyla ilgili bir bilgi yani alabildiniz mi çalışanlardan? Tabii araştırılıyor. Hemen araştırılmaya başlandı. Salon boşaltıldı. İşte bilemiyoruz da geldi bugüne denk getirildi. Evet. Belki yüksek sesten dolayı. Daha önce tedbir alınmamıştı. Gerçi otellerimizin hepsi kayak merkezinde yenidir ama yani tam şu an araştırılıyor. Sonuca bakacağız. Evet. Taceddin Durmuş'a da teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun efendim. O sırada orada bulunan, yakınları orada olan herkese geçmiş olsun efendim. Büyük geçmiş olsun. Sayın Ahmet Akın da söylediği gibi bir facianın eşiğinden dönülmüş. Daha kötüsü olabilirdi. Ağır yaralananlar olabilirdi. Hayatını kaybedenler olabilirdi. Neyse ki böyle bir sonuçla karşı karşıya değiliz. Asma tavanın çökmesi sonucu 10 kişi hafif yaralandı. O sırada salonun tam olarak dolu olmadığını da yine bağlantı yaptığımız kişilerden öğrendik. Bir belgesel gösterimi vardı. Tam olarak davetlerin doldurduğu bir an değildi ve daha fazla sayıda insan salonda olsaydı tabii yaralananların sayısı da artabilirdi. Olay elbette araştırılacak. O asma tavan neden çöktü, ne oldu bunları da öğreneceğiz efendim. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim Kars'a herkese. Şimdi ekonomiyle ilgili ve her geçen gün artan fiyatlarla ilgili bir iki haber ekrana getirdik az önce. 5 liraya aldığınız simidi bir gün sonra 7,5 liraya alabiliyorsunuz. Resmi fiyat 5 lira olmasına rağmen. Zam yapanların da kendilerine göre haklı gerekçeleri var. Süte zam geliyor, ete zam geliyor, her şeye zam geliyor. Şimdi Dilek Sabancı hepimizin bildiği, tanıdığı bir isim. Sabancı ailesinin isimlerinden, önemli isimlerinden biri. Katıldığı bir programda, radyo programında. Şimdi Mela Okur'u görüyoruz, gazeteci. Mela Okur'un sorularını cevaplıyordu. O sırada sorduğu bir soruya Melih Okur'un verdiği cevap bir anda gündem oldu. Sosyal medyada çok paylaşıldı, konuşuldu ve tepki topladı. Ne dedi Dilek Sabancı? Bir insanın rahat yaşayabilmesi için sizce ne kadar paraya ihtiyacı var? Kendisi de milyar değil milyon dolarların yetebileceğini söyledi. Yani insanların 50-100 milyon dolarla rahat yaşayabileceğini söyledi Dilek Sabancı. Gelen tepkiler üzerine efendim bir açıklama daha yaptı. Önce bir haberimizi izleyelim. İş insanı Dilek Sabancı rahat yaşamın sırrını verdi. Sabancı Radyo Sputnik'te yayınlanan Meliha Okur'la Anlat Bana programının konuğuydu. Para her şeyi çözüyor mu? Ne kadar para gerekli insan için? Bir insanın rahat yaşayabilmesi için ne kadar para gerekli sorusuna yanıt verdi. Bir insanın iyi bir evi olması, arabası olması, rahat yaşayabileceği kadar parası olması, bu da kişiden kişiye değişir tabii yapmak istediklerine göre. Ama bana göre mesela milyar dolarlar değil yani.
milyon dolarlar da yetebilir veya bazı insana 1 milyon, 2 milyon dolar bile yetebilir. Mutlu olmanın sırlarını anlattı. Onun dışında ondan sonra istediği zaman seyahate gidebilecek. Ya ben size şöyle söyleyeyim, yani 100 milyon dolarınız, 50 milyon dolarınız olsa, çok parayla çok şey yapayım diyorsanız, parayla işim olsun diyorsanız, 50 milyon dolarla 100 milyon dolarınız olsa